güncelleme gelmiş. Bu güncellemeyi de sizlerle beraber paylaşacağım. Bunu yükleyelim arkadaşlar. Şimdi indirsin. İndirildi. Şimdi güncelle. Görüntü kendiliğinden kapanacak. Güncellemeyi yaptık arkadaşlar. Güncellememiz bakalım tamam mıdır? Son güncellememiz telefon hakkında bakalım. Az önce 19'du sürümümüz. C19'dan memnundum. Saatlerce kayıt yapabiliyordu aralıksız. Şimdi bakalım ki bir değişiklik var mı mesela şuradan. Şu yazılım güncellemesine bakalım başka var mı yazılımı. Evet yani güncel diyor. Kasım 22 yazılımı 2021'in. Gene de güvenlik üzerine olan bir şey. Yani kamerada vesaire şunda bunda bir şey yazmıyor. Güvenlik üzerine. Şimdi bir kayıt yapacağız. Bakalım ki ne kadar kayıt yapacak? Bunu merak ediyorum. Şunu açalım. Burada yeni gelen bir şey var mı? Yok. Şu daha fazlaya gidelim. Aynı şeyler. Farklı bir şey yok yani. Alalım buraya. Biraz daha böyle sanki takıla takıla gidiyor arkadaşlar benim fark ettiğim. Şunlar arasında bir şey var mı bakalım. Pozisyon gelişmiş ayarlar. Çekim yöntemleri, kusursuz yakınlaştırma, mesela bu bak 80'den 720p'ye düşmüş, 1080'i almak gerekiyor. Tekrar kapatıp açtığınızda bu tip sorunlar olabiliyor. 4K'yı zaten hiç kullanmadım arkadaşlar. Çektiğiniz zaman da bunu böyle standart olan bilgisayarlarda düzenleme şansınız zayıf yani. Dikkatimi çeken bir şey yok. Sadece şuradaki çekmece. Resimde var. Yani şuraya bir çekmece geliyor. Evet, daha fazla da ilave eklenen bir şey yok arkadaşlar. Video kaydı yapalım bakalım ki ne kadar yapabilecek. Bunu ben çok merak ediyorum. Video kaydı yapıyordu ama pili çok hızlı bitiyordu. Yani biri bir kat daha neredeyse. 1,5 saat görüntüyü %50 şarjla bitirdi. Yani %50 idi. %50 ile beraber başladı. Ve telefon kapanınca görüntü de doğal olarak durmuş oldu. Zaten hızlı şarj özelliğine sahip olduğu için takribi 1 saatte 4000 mAh olan pilini zaten dolduruyordu. %80 ile %70 ile telefonu yani gün akşam ettiğim zamanlar oldu bununla beraber. Bazen de %50'lerle beraber geçirdiğim zamanlar oldu. Bu telefonu kullanma sıklığınıza, oyun oynamanıza veya kamerayı kullanmanıza yani iletişimliğinizi, cihazınızı yoran uygulamalara da bağlı. Evet, şimdi bir kayıt yapalım. Flaşını açalım. Evet, gördüğünüz gibi 1 dakika bile olmadı, kapandı. Evet, şu anda açıldı. Şu andaki sıcaklığını, en sıcak yerindeki sıcaklığı gösteriyorum sizlere. Bu 42,2. Kayıt yapalım. Gördüğünüz gibi geçici olarak kapandı. Ondan sonra da zaten daha açılmıyor. Evet, durum bu arkadaşlar bunda. Yani bu yazılım güncellemesi gerçekten her zaman üzerinde duruyorum. İşinize yarıyorsa o yazılımı kullanın.
Veya ilk aldığınız şeklinde iyiyse ona döndürün, güncellemeleri kapatın ve o şekilde kullanın. O yazılım sizin ihtiyacınızı göremez duruma gelene kadar. Son yazılımda da gördüğünüz gibi bir değişiklik yok. Kameranın çekim yaparken donması vesaire gibi. Sonra tekrardan ilk sürümüne yükledik 2-3 defa. Daha sonra KVK'ya götürdük. KVK Android 11 ile gelen bir özellikten dolayı eski sürümü Android 10'u yüklemesine izin vermediğini söyledi. Üretici güvenlik stabilize nedenlerinden ötürü Android 10 sürüm yazılım yüklemesi gerçekleştiremedikleri iletilmiştir. Bu nedenden dolayı yükleyemediler. Son Android 11 sürümüne bunu yüklediler. Şu sürümden ben memnun kaldım. Telefon hakkında sürüm. Şurada gördüğünüz gibi CPH2043-11C19. C19 sürümü uyumlu bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Misal şuradan geldiğimiz zaman bakın bende en önemli sorunlardan bir tanesi oydu. Şu aşağıda gördüğünüz gibi bakın 1 saat 35 dakika yani şarj bitene kadar görüntü kaydı yaptı. Şurada şundan bahsediyorum. Şöyle bakın 1 saat hiç aralıksız flaşı ile beraber 42 dereceye kadar da sıcaklığı çıktı. Bu da S20 FE Snapdragon iletişimlik cihazı. Onu da izlemek isterseniz yine içeriklerim arasında olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi onu da ölçtüm. Yani dönüp Renault'u da ölçtüm. Karşı tarafta yani o da aynı şekilde uzun süre kayıt yaptı. 43. En yüksek sıcaklık 43 arkadaşlar Renault'dan. Bunda ise şu noktadaki sıcaklık 40. Ama belli bir şeyden sonra 40 derecelerde oluyor arkadaşlar. Geniş açı biraz daha yoruyor cihazı. Yani 42 derecelerde hani sabitleniyor. Ama cihazın kapanmasına herhangi bir zarar vermiyor. 2x zoom'da, 3x zoom'da yapmış olduğunuz kayıtlar da cihazı oldukça yoruyor. Yani bu sürüm arkadaşlar iyi bir sürüm. Yükleyebilecekleri Android 11'in en eski sürümü bu. Bunu yükleyip bana verdikten sonra 2 dakikada, 3 dakikada bir kaydı durduran sorunlarım gitmiş oldu. Kamerada nelerimiz vardı? Gecede çok sabit bir görüntü istediği için
hani sabitleyip çekim yapmanızda fayda var. Ayarlardan geldiğimiz zaman zaten aynı listeye geliyoruz. Buradan yine boyut ayarlanabiliyor. Video çekimi, yani benim kendi adıma en çok kullandığım bölüm. 1x geniş açı, 2 güzel özelliklerden bir tanesi. Geniş açıdan 1x'e vesaire giderken kaydı durdurmuyor. Önemli sorunlardan birisi de şu arkadaşlar. Mesela videoda geniş açıyı aldığımız zaman ışık edilgin durumda. Geniş açıda ışığın açık olmasını ben talep ediyorum yetkili arkadaşlardan. Bunu da onlara ilettim. Bir diğeri de mesela burada ön kameraya geçemiyorum kayıt esnasında. Hani doğrudan ön kameraya da geçmesini ben istiyorum. Bu bölümleri zaten biliyorsunuz. Yani şunları vesaire. Şimdi şurada şöyle bir özellik var. Mesela şurası mıydı? Evet, burası. Mesela şuraya geldiğimiz zaman örneğin şöyle bir portre renginde bakın eliniz bu şekilde kalabiliyor. Yani canlı olabiliyor. Bunda olmuyor zannedersem. Diğer ayarlara, daha fazla ayarlara. Etiketi kullanmadım. Uzman bölümünü kullanmadım. Yani kendinize göre burada ISO ayarı olsun, AF ayarı, EV ayarı gibi birçok ayarı siz kendiniz yapabiliyorsunuz burada arkadaşlar. Güzel özelliklerden bir tanesi de metin tarayıcı. Hızlandırılmış çekim de aynı, ağır çekim de, bunları da kullanıyoruz. Ekstra HD, yani resim çekimlerinde özellikle istiyorsak şurada bir çizgi var. Bunu aşağıya çekip bunu mesela diyoruz 48 olarak çek diyoruz. Bu işimize şu manalarda yarıyor. Böyle mesela çok gözde görünmesi zor olan bazı şeyleri mesela günlük veya haftalık incelemelerde bu çekimiyle beraber çekim yapıyorsunuz. Sonra onlarda ne kadar büyük bir gelişme olduğu olup olmadığını görebiliyorsunuz. Bu size kolaylık sağlıyor. Yaklaştırdığınız zaman o detayı görebiliyorsunuz ama normal çekimlerde bu detayı göremiyorsunuz. Yani piksel sayısı fazlalaştıkça detayları da görme imkanınız artıyor ama biz bunu günlük resimlerimiz 1 megapiksel olsa bile yetiyor. Ama dediğim gibi detay, kocaman bir resmin içinden küçük bir parça alacaksanız, sadece orayı çekmişsiniz gibi, o zaman 48 megapikseli veya daha yükseğini kullanmanızı öneriyorum. Ama günlük hayatta biz bunu sıklıkla kullandığımız bir şey değil. Yani normal çekimlerde kullanmıyoruz. %90 telefonda, iletişim cihazlarda burada ayrı kayıt yapıyor, burada ayrı kayıt yapıyor. Yani misal şurada ben kayıt yapıyorum mesela. Buradan 2'ye geçtiğim zaman kayıt duruyor. Kayıt durduktan sonra tekrardan 1x'te benim kaydı başlatmam lazım. Mesela gördüğünüz gibi burada ışık etkin. Işığı etkin hale getiriyoruz. Ama burada getiremiyoruz. Bu da kötü durumlardan bir tanesi. Şu çekmeceyi de arkadaşlar şu alttaki çizgiden şöyle giriyorsunuz. Yani bütün uygulamaların olduğu alanı. Yine bulamayanlar, zorlananlar için. Mesela yükleme yaptınız. Geldiniz baktınız ki mesajların gözükmüyor. Örneğin bu klonlamalarda daha çok kullanılıyor. Yani telefon kopyalayıcılarında. Burada gözükmüyorsa o muhakkak buradadır arkadaşlar. Yani şöyle geldiğinizde şu alt tarafı çekin. Bunların içerisindedir. Mesela bana öyle bir yara olmuştu. Mesajları bulamamıştım. Yani orada mesaj yazılabiliyor ama mesajlara giremiyorum. Buraya da hiç aklıma gelmemişti. Hani gizli saklı bölme gibi. Onu da bir detay olarak siz Renault 3 kullanıcılarıyla beraber paylaşmak istedim. Solop uygulaması da çok özellikler vardı. Akıllı şablonlardan mesela birçok şeyler vardı ama yok. Ezgi ekleyebiliyorduk. Bilmiyorum şimdi ekleyebiliyor muyuz? Ona evet, buradan lokal müzik deyip SD karttakini ekleyebiliyoruz ama ana sürüm yükledikten sonra sonradan yüklenen şeyler, bunu zaten yeni sürümlerinde tamamıyla kaldırdılar. Bu güzel bir şeydi. Benim içeriklerim bir tanesinde var. Oradan bu Solop uygulamasını indirip kullanabilirsiniz. Faydalı içeriklerimiz için beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Aklınıza takılan soruları bizlere sorunuz. Biz de elimizden geldiğinde cevaplayacağız. Hoşça kalın.